İnandığı gerçekten sevinçli bir hayat yaşamak gibi harika bir ayrıcalığa sahiptir. Bu sevinç sadece hoş bir duygu değildir. Tanrı'nın kutsal ruhla dolu bir Hristiyan'a verdiği bir özelliktir. Sıkıntıların karşısında dünyanın anlamadığı bir kuvvet sağlar. Tanrı yolundaki bireyin yüreğine bir sevinç, hayatın baskı ve düş kırıklıklarıyla susturulamayan bir ezgi koyar. Burada kuvvet olarak tercüme edilen İbranice sözcük aynı zamanda bir sığınak ya da bir kale anlamına gelir. Tanrı halkına başka türlü olsa kendilerini zayıflatıp yok edecek olan hayatın zorluklarından bu sığınağı bulmalarını buyurmuştur. Nehemya 8'de Rabbin sevincini yaşamaya hazır olan bir halk görüyoruz. Bu halk yasa kitabını dikkatle dinliyordu. Tanrı sözüne saygılıydılar. Tanrı'nın huzurunda kendilerini mahvolmuş hissediyor ve kendi günahlı konumlarından ötürü üzüntü duyuyorlardı. Tanrı'nın isteğine uygun bir konumdaydılar ve kendileri Tanrı hakkındaki görüşleri olması gerektiği gibiydi. Şartlara uydukları için zor durumlara karşın Rabbin sevincini yaşayabilmişlerdi. Tanrı'nın işiyle birlikte ilerleyebilmişlerdi. Bugün bizim durumumuz nasıl? Tanrı'nın sahip olmamızı tasarlamış olduğu sevinci yaşıyor muyuz? Yaşamıyorsak hayatın fırtınalarından bu sığınağı bulabilmek için Tanrı'nın hayatımızda var olan engelleri kaldırmasına izin verelim.